Hocam aslında herkes komşusunu düşünse, herkes mutlaka, akrabasını düşünse. Şimdi bir paylaşmadır. Bir hayat beraber yaşanır. Üzüntüler de birlikte, sevinçler de beraber. Ferdi mutluluk olmaz. Orada biri ağlarken siz gülemezsiniz. Evet. Hani diyorlar ki efendim din karın doyurur mu? Doyurur tabii. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَاءَ فَلَيْسَ مِنَّا. Bak hadis-i şerifin orijinalini söylüyorum. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Evet. Paylaşmak. Bakın dinin güzelliği. Aynen. Biz bu dinin niye dine düşman olunur anlamıyorum. Din rahmettir. Şimdi bakın Ramazan ayı değil mi? Zekattır, fitredir. Aynen. İşte bizim tarihimde imandan kaynaklanan vakıflardır. Efendim birçok müesseseler. Şimdi mesela bu Ramazan kumanya dağıtılıyor binlerce fakirlere. Önceden mesela bu korona hadisesi olmasaydı iftar çadırları oluyordu. Binlerce, on binlerce insanlar bir kaynaşma oluyordu. Ramazan berekettir ya. Keşke herkes. Yani hocam bakın, bir de paylaştığımız zaman söyledim mi işte niye gösterdin, görgüsüzsün, bir de böyle bir de linç ediliyorsun hocam. İnsan yapmaya artık şey yapıyor efendim, yani eli gitmiyor. Yani iyiliğe karşı çıkılır mı yani? Değil mi yani? Bu olacak yani. Şey mi? Bu teşvik. Bakın Kur'an bu. Ben Kur'an hocasıyım, tefsir hocasıyım. Festebikul hayrat. Hayırlarda yarışın. Ne güzel. Efendim bakın ayet-i kerime. Len tenavlu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sevdiklerinizi paylaşmadıkça siz erdemliğe erişemezsiniz. Bir de sevdiğiniz şeyler vereceksiniz. Sevmediğiniz döküntü şeyleri değil. Değil, efendim bu hakarettir. Çünkü beğenmediğinizi karşıya vermek hakarettir. Tabii. En sevdiğiniz şeyleri paylaşacaksınız. Yani Peygamber Efendimiz bakın birisi geliyor diyor ki ya Resulallah diyor işte efendim komşum bana diyor yardım etmiyor. İşte iki elbisesi var birisini vermiyor bana. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah cennette onunla seni komşu yapmasın. Paylaşmak önemlidir. Dediğim gibi ferdi mutluluk olmaz. Toplum beraber mutlu olunur. Yani, ama maalesef bugün inancın böyle zayıfladığı seküler bir dünyada bazıları açlıktan ölüyor, bazıları tokluktan ölüyor. Bu korkunç. Bazı yerlerde şahıs başına 110 kilo et düşüyor, bazı yerlerde 1 kilo düşmüyor. Evet. Bazı yerlerde dünyada 230 ailenin geliri geri kalan dünya nüfusunun yarıdan fazlasının servetine sahip. Böyle bir şey olmaz. Aslında kaynaklar herkese yeter ama paylaşım problemi var. Açgözlülük var değil mi? Yani böyle bir dünya olmaz. Hocam maalesef. Paylaşılan bir dünya lazım. Bir de işte şeriatla yönetilen, İslam hukukuyla yönetilen bir ülke var biliyorsunuz. Maalesef. O ülkenin kralı bir yere gittiği zaman sadece bavulları için bir özel uçak. Bavulları önden gidiyor. Arkadan kendisi ağaçları arkadan gidiyor. Bunların zekatının %1'iyle bir tane aç Müslüman kalmaz. Ama bunlar böyle de Müslümanın bakın, diyen insanlar. Bakın Allah servet vermiş, petrol vermiş. Bunlar babasının malı değil. Bu insanlığın, ümmetin malıdır. Yani o denizde İslam ülkelerinden Avrupa ülkelerine kaçan, denizlerde boğulan insanları görmüyorlar mı? Görmüyorlar. Utanmıyorlar mı? Maalesef. Bu vicdansızlıktır. Öyle şeriat ülkesi. Böyle bir şey yok, böyle bir şeriat yok. Böyle bir din yok hocam, dinimiz böyle bir din şey olmaz. Ama maalesef böyle. Yani bunlar sırf saltanatlarını devam ettirmek için, emin olun bakın belki iddialı bir laf ama, yani ben endişe ediyorum, bunlar saltanatlarını korumak için Kabe'yi bu kadar korkunçtur. Böyle bir şey olur mu ya? Bakın Resulullah'ın hayatı, komşusu açken tok yatan bizden değil buyuruyor. Evet, bir İslam sosyal adalettir. Bir memlekette bir insan aç sabahlarsa Allah'ın himayesi o toplumdan kalkar. Yani bu kadar önemli. Bir memlekette bir insan acından ölse o toplum onun katili gibidir. İşte Allah bunlar onlara, dinin hükümleridir bunlar. Evet, Allah onlara da hidayet versin. Öyle şey olur mu? Yazıktır. Bir telefonumuz var hocam. Bir alo deyin isterseniz.